Kore'de asla yapamayacağınız 10 şey. 10 numara, radyo ve televizyon. Kuzey Kore'de istediğiniz kanalı seyretmek yasak. Devletin, kısacası ülkenin lideri Kim Jong-un, sözcülüğünü, propagandasını yapan devlet kanalları sadece serbest. Ülkedeki televizyonlar da sadece devlet kanallarının frekansını çekecek şekilde üretiliyor ve yapılan programlar da bir parti bülteni tadında. Güney Kore kanallarını izledikleri gerekçesiyle idam edilen insanlar var. 9 numara, yabancı sigara içmek. Yabancı sigara içiminin ülke çıkarlarına ters düşeceği düşünülerek ülkede ithal sigara içimi şu anda yasak. Bununla beraber yerli sigaralara da yüksek oranda zam uygulanıyor. Unutmadan lider Kim Jong-un hastane açarken bile sigara içen bir lider olduğunu da söylemek gerek. 8 numara, internette takılmak. İnternetin yasak olması da bizleri şaşırtmıyor tabi. Halkın kullanamadığı, sadece devlet yetkililerinin kullanabildiği Kwangyong adındaki ülke içi ağ bağlantı gerçekleştirilebiliyor. Sebebi ise diğer ülkelerde olan kötü şeyleri görüp halkın onlara karşı olumsuz bir tavır içine girmesi ihtimali kulağa mantıklı geliyor. 7 numara, dini özgürlüğe sahip olmak. Halkın %70'inin ateist olduğu Kuzey Kore'de sayıca çok olmasa da protestanlık mezhebinden Hristiyanlar da var. Güney Kore'de hızla yayılan Hristiyanlığa karşın Kuzey Kore bu konudaki katı ve olumsuz tutumuyla dünyadaki Hristiyanların en fazla baskı gördüğü ülkeler sıralamasında ilk sırada yer almakta. 6 numara, saç modelini belirlemek. Kadınların ve erkeklerin saçının teline bile karışılıyor Kuzey Kore'de. Devlet, kadınlar için 18, erkekler içinse 10 farklı saç modeli belirlemiş. Yani düşününce kadınlar erkeklere göre biraz daha şanslı bu konuda. Ne kadar şanslı oldukları da tartışılır. 5 numara, yurt dışı seyahat yapmak. Kuzey Kore'de yaşayan biri, Kore İşçi Partisi üyesi değil ya da iyi bir nüfusa veya konuma sahip değilse ülke dışına seyahat etme şansı da yok denilecek kadar azdır. Güç bela bir pasaport çıkarttıran bir kişi seyahat bitiminde pasaportunu yetkililere teslim etmek zorundadır. 4 numara, özgürce müzik dinlemek. Kuzey Kore'de yapılan parçaların devlet kontrolünde olması ve şarkı sözlerinin de ülke rejimini övmesi isteniyordu. Yakın zamana kadar ülkede yabancı müzik dinlemek de yasaktı. Bu konudaki tutumda ise bir kırılma söz konusu. Faşizme destek vermekle itham edilen ve konserlerine askeri üniformalarla çıkan Slovenyalı metal grubu Layback, Ağustos ayında başkent Pyongyang'da konser vererek ülkede ilk defa sahne alan yabancı grup oldu. 3 numara, siyasal faaliyetler. Ülkede şu ana tek başına iktidarlığını sürdüren Kore İşçi Partisi dışında bir başka siyasi oluşum veya örgütlenmeye gidilmesi yasak. Oldu da böyle bir girişimde bulunuldu. Sonuçları da idama kadar gidecek ağırlıkta. 2 numara, araç kullanmak. Seyahat özgürlüğü kısıtlı olan bir ülkede araç sayısının da ne kadar olacağını az çok kestirebiliyor insan. Başkent Pyongyang dışında ülkedeki diğer şehirlerde askeri araçlar ve kamyonlar dışında çok az şahsi araç görebiliyorsunuz. Halk genel olarak şehir içi ulaşımda bisiklet kullanmayı tercih ediyor. 1 numara, kot pantolon giymek. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkesinde yaşayan vatandaşların kot giymesini ve piercing takmasını yasaklamıştır. Kuzey Korelilerin batılı kıyafetler giymesinin engellenmesi için yapıldığı ve özellikle Çin sınırı yakınlarındaki Ryanggang ve Kuzey Hamgyong bölgelerine odaklandığı belirtildi. Kim Jong-un bu bölgelerde yaşayan Kuzey Korelilerin Çin'e olan coğrafi yakınlıkları nedeniyle batı modasından etkilenme riski taşıdığından endişelendiği açıklandı.